artırıyor. Çalışma mekanizmasında mekanizmada mermiyi görüyorsunuz. Mermiyi buradan veriyoruz. Mekanizmada dönüyor. Bir buçuk yıl namlu ve silah parçası beklediğimizi biliyorum. TUSAŞ'la Sarsılmaz'ın ortak şirketi olan TR Mekatroniği de ziyaret ediyoruz. Bu firma Atak helikopterlerinin burun topu dediğimiz 20 milimetrelik makinalı tüfeklerini üretmek üzere kurulmuş bir firma. Bu toplar yüksek hassasiyette ve ihracat kısıtlığına tabi toplar. Yani bunları almak istediğinizde dahi size ülkeler bu topları satmıyorlar. İşte Sarsılmaz'da TUSAŞ bir birlikteliğe gitti ve bu burun toplarını üretmek üzere, yerli ve milli üretmek üzere bir şirket kurdular. 2018'den beri devam eden bir proje. Yanımızda bir prototip görüyoruz. İnşallah bu burun toplarının ilk atışları 2022 yılında başlayacak. Ve Atak helikopterlerine entegre edildikten sonra inşallah 2022 yılı içerisinde Atak helikopterlerinin 20 milimetrelik burun toplarını biz ülkemizde üretmeyi başarmış olacağız. Bu hem kendi ihtiyaçlarımızı giderme anlamında hem de ciddi bir ihracat potansiyeli, hem Atak helikopterleriyle birlikte hem de ayrı ihracat potansiyeli taşıması açısından çok önemli ve değerli bir proje. Ben bu projede çalışan bütün mühendis arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Gerçekten Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından birini hem burada karşılıyorlar ama aynı zamanda burada elde ettiğimiz teknolojiyle çok daha farklı kalibrelerde bu topları üretebileceğiz. İnşallah Türkiye'ye de ciddi katkı sağlayacak. Atış var. Atış için. 3, 2, 1.
sarsılmaz silah fabrikası, askeri tüfeklerden tabancaya kadar Avrupa'nın en büyük entegre silah üretim tesisi. Burayı aslında 4 sene kadar önce de ziyaret etmiştim. Ama bugün geldiğimde hem makine parkuruyla, hem üretimdeki otomasyonuyla, hem de ürün çeşitliliğiyle ne kadar geliştiğini görmüş oldum. Silah sanayi Türkiye'de özellikle ihracatın da artmasıyla birlikte dünyada en önde geldiğimiz sektörlerin başında gelmeye başladı. Ciddi bir ihracatımız var. Avrupa piyasasının yanında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda firmalarımız ciddi ihracat yapıyorlar. Sarsılmaz da gerek ürettiği tabancalarla gerek arkamda gördüğünüz 5.56'dan 7.62'ye kadar piyade tüfeği üretimiyle bu sektörün en önemli oyuncularından bir tanesi. Bildiğiniz gibi Türkiye kendi milli piyade tüfeğini üretemeyen bir ülkeden şu anda tamamen yerli ve milli olarak kendi silahını tasarlayıp üretebilen ve bunu ihraç edebilen bir ülke konumuna geldi. Sektörün ihtiyaçlarının yanında güvenlik kuvvetlerimizin şu anda daha yüksek kalibreli 12.7 ve üzerindeki silahlarını da firmalarımız şu anda üretebiliyorlar. Tabii silah sanayinin gelişmesindeki en önemli avantajlarımızdan bir tanesi bu sektörde özel sektörün ciddi bir oyuncu olarak devreye girmesiyle başladı. Özel sektörün dinamizmi, özel sektörün piyasada yer tutma azmi ve kendi imkanlarını kullanarak sıfırdan ürün geliştirme kabiliyetleri Türkiye'nin gücünü arttırmaya devam ediyor. Ben bugün gördüklerimden gerçekten çok memnun oldum. Sarsılmaz gibi farklı firmalarımızda sektörde ciddi oyuncular, farklı şehirlerde farklı kümelenmelerle üretim yapan modellerimiz var. İnşallah Türkiye savunma sanayinin diğer alanlarında olduğu gibi silah sanayinde de önümüzdeki dönemde en fazla adından söz ettirecek ülkelerden biri haline gelecek.